Kulvara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe videolarımıza Fatih hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Neler var? Bu videoda neler var hocam? Bu videoda başladığımız böyle üçer dörder ikişer böyle toplu şekilde çoklu şekilde videolarını paylaştığımız yazım kuralları konusuna devam ediyoruz. Mi, de ve ki'nin yazımından bahsedeceğiz. Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen kurallarımızı tek tek okuyalım. Önce mi ile başlıyoruz. Mi ile ilgili şuna dikkat edelim arkadaşlar. Mi soru edatı değildir. Özür dilerim. Soru eki değildir. Soru edatıdır. Hı. Yani ek dediğimde benim onu kelimeye eklemem gerekiyor değil mi? Bitiştirmem gerekiyor. Birçok kaynakta da böyle yazar. Mi soru eki diye. Arkadaşlar mi unutmayın, soru edatıdır. Bunu hemen yazalım böyle. Hı-hı. Görsel olarak da o çirkin yazımla yazdım ama neyse, öğrencilerimiz beni affederler. Mi arkadaşlar her zaman ayrı yazılır. Kendisinden sonra gelen ekler de kendisine her zaman bitişir. Bakalım, hı-hı, örneklerimize. Seni geçen hafta aramadım mı? Hı-hı. Ayrı yazmış değil mi? Tertemiz, doğru. Hı-hı. Yarın mı geleceksin bize? Yine ayrı yine yazmış. Ayrı. Gayet düzgün. Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Gördüğümüz gibi. Evet. Sonradan gelen ekler kendisine bitişiyor ama kendisi kendisinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılıyor. Yoksa siz de bizim... Hocam buyurun. Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Harika. Ama bunu... hocam orada küçük bir Çekoslovakya. Çekoslovakya değil mi? Çekoslovakya. Doğru, evet. Aa, evet, tabii, tabii. Doğru. Çekoslavlardır, doğruymuş ya onlar. Çekler ve sonradan ayrıldı, evet, tabii Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, hı, diye. Slav. Yoksa siz de bizim Çekoslovak yalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Oh, nihayet bunu okumak biraz var ya, zor. Ömür sürüyor. Evet arkadaşlar, mı, mi'yi her zaman ayrı yazıyorum. Sonradan gelen ekleri onlara bitiştiriyorum. Tabii burada önemli bir notum var hocam. Soru anlamı veren mi'yi ben zaten ayrı yazıyorum. Hı-hı. Sıkıntı yok. Soru anlamı dışında mı pekiştirme anlamı ve zaman anlamı da verebilir. Pekiştirme anlamı da verse, zaman anlamı da verse, soru anlamı da verse ben onu her zaman ama her zaman ayrı, hayır, yazıyorum. Hı-hı. Mesela tatlı mı tatlı bir, hı-hı, kardeşi vardı. Bak, kardeşi tatlı bir kardeşi var demiyor. Tatlı mı tatlı bir kardeşi çok veriyor. Çok tatlı anlamı. Evet, çok tatlı. Anlamı ne yapıyor? Pekiştiriyor bizim için değil mi? Ya da diğer örneğimize bakalım. Güzel bir elbise aldım dememiş. Hı hı. Güzel mi güzel bir elbise aldım demiş değil mi? Yani, hı hı, çok güzel bir elbise almış. Burada yine mı mi'yi pekiştirme anlamında da kullansa, hı hı, ayrı yazması gerekiyor. Bir de zaman anlamında kullanılan mı mi'miz var. Mı mi'miz bu da tekerleme gibi, evet, oluyor değil mi? Mı mi mu mi'miz. Eve vardın mı beni ara. Yani eve, evet, vardığın zaman beni ara. Ya da diğer örneğimiz, kitabı bitirdin mi bana geri teslim edersin. Kitabı bitirdiğin zaman. Arkadaşlar soru anlamı da verse, pekiştirme anlamı da verse, zaman anlamı da verse, mı mi mu mü soru edatımız. Bakın, edat olduğu için her zaman ama her zaman ayrı, aynen, yazılıyor. Geldik D'nin yazımına. Şimdi D ile ilgili birinci kuralımız şu. Bulunma hal eki olan D'da. Hı hı. Yani bir şeyin içinde bulunuyor olması. Tabii bunu somut düşünmeyelim. Mesela aklımda dediğimizde bu da aklında bulunduğundan, evet, bahseder. Hı. Yine bulunma anlamı verir. Evet. Bulunma hal eki olan, yani bulunma anlamı veren D'da, hı, her zaman ama her zaman kelimeye bitişik yazılır. Hı hı. Üstelik eklendiği kelimenin son harfine göre bazen ünsüz sertleşmesine uğrayıp T, ta şekline de dönüşebiliyor arkadaşlar. Hı-hı. Bakalım örneklerimize. Tüm eşyalarımı ev, evet, de unutmuş maalesef. Evin içinde. Evin, yani, içinde, evet, değil mi? Hı-hı. Bulunma anlamı, yani evde bulunuyormuş, hı-hı, eşyalar şu an. Bulunma anlamı verdi. Diğer örneğimiz, okulda öğrendiğim konuları hocalara geldik videolarıyla pekiştiriyorum. Nerede öğreniyormuş? Okulda. Okulda, yine, evet, okulda bulunuyor anlamı. Bunu hep, evet, yapacağım arkadaşlar. D'da böyle, evet, bulunuyor anlamı. Oradan aklınızda kalabilir. Diğer cümlelerimize bakalım. Zavallı kedicik ağaçta. Hı hı. Ha. Kelimenin son harfi sert olduğu için ekin ilk harfini de kendisine benzeştiriyor. Hı hı. Yani burada bir sertleşme. Ünsüz sertleşmesi oluyor. Ünsüz sertleşmesi olduğu için işte bu bulunma hal eki olan D'da T, T'ya da dönüşebiliyor. Evet. Ve bitişik yazılıyor gene arkadaşlar. Evet. Zavallı kedicik, özür dilerim, ağaçta mahsur kalmış. Ağacın üzerinde. Evet, nerede? Ağaçta. Yine, hı-hı, bulunma anlamı. Ve son olarak bu resmi kitapta görmüştüm. Yine ünsüz sertleşmesi olmuş ve bulunma anlamı verdiği için bitişik yazılıyor dedik ve geçtik bağlaç olan D'da'ya. İşte o konu. Arkadaşlar, bağlaç, evet, o konu. Bağlaç olan D, da,
Her zaman ama her zaman ayrı yazılır. Üstelik hiçbir zaman arkadaşlar asla ama asla t ta şekline dönüşmez. Buna dikkat edin. Ayrı bir t ta yazılmışsa hemen yakalayın, orada bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Evet. Mis gibi tertemiz ayrı yazmış. Öğretmenim nereden anlayacağım ben ayrı mı yazılıyor, bitişik mi yazılıyor? Cümlenin içinde d da'nın olduğu, yani ilişkili olduğu kelimeye bak, bulunma anlamı veriyorsa bitişik yazılır. Ama burada bulunma anlamı vermiyor. Ben de size dahil olmak istiyorum anlamı var. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Yani bir vurgulu okuyor zaten değil mi? Başka birileri de gelmek istiyormuş. Ayrıca ben de gelmek istiyorum diyor. Bir de nerede bende olmuyor. Olmuyor evet. Yani burada bulunma anlamı vermiyor. O yüzden bağlaçtır ve ayrı yazılır. Diğer örneğimize bakalım. Sen istesen de istemesen de bu iş olacak. Yine bağlaç olan de da, yani bulunma anlamı vermeyen de da ayrı yazılmış arkadaşlar. Evet. Bir diğer örneğimiz, bakın çok çalışmışmış ta demiyoruz arkadaşlar. Konuşma dilinde yaparız bunu. Çok çalışmış da kazanacakmış. Konuşma dilinde yapabiliriz ama yazım kuralı olarak bu yanlıştır arkadaşlar. Çok çalışacakmışmış da kazanacakmışmış. Dalga geçer gibi değil mi? Evet. Tabii der gibi böyle. Yine arkadaşlar bağlaç olan de da, yani bulunma anlamı vermeyen de da ayrı yazıldı. Son örneğimizi de bakalım. Şu virüs hepimizin duası evet, değil mi? Şu virüs artık bitse de, bitse de gitsek vardı bitse ya. Bitse de gitsek gerçekten. Yani burada güzel kurtulsak hakikaten bütün insanlık olarak kurtulsak artık diyoruz. Yine bağlaç olduğu için, yani bulunma anlamı vermeyen de daha olduğu için ayrı yazdık. Ve geldik ki'nin yazımına. Arkadaşlar 3 tane ki'miz var. Sıfat yapan ki, zamir yapan ki, bağlaç olan ki. İlk ikisi, yani sıfat yapan ve zamir yapan ki'ler zaten ektir. Dikkat edin, çizgili yazmışız. Sıfat yapan ki derken böyle başında bir çizgi var. Bu ne demek yani? Ya kardeşim bundan önce bir kelime var. Bunu da kelimeye bitiştir demek istiyor. Okuyalım. Sıfat yapan ki her zaman bitişik yazılır. Üstelik genellikle daki, deki ya da ünsüz sertleşmesi olduğu için taki, teki şeklinde kullanılır. Bakalım örneklerimize. Karşıdaki dağların güzelliğini izlemek bana huzur veriyor. Hangi dağlarmış bu? Karşıdaki dağlar. Evet. Sıfat yapmış değil mi? Dağlar ismini belirtiyor bu sıfat. Diğer örneğimize bakalım. Kitaptaki, dikkat edelim. T'ye dönüştü. Kitaptaki bilgilerle yetinmeyelim. Bol bol soru çözelim. Hangi bilgiler? Kitaptaki bilgiler. Yine sıfat yapmış ve bitişik yazıyoruz. Bir diğer cümlemiz, zaten sorularda ya da etkinliklerde bol bol görürsünüz değil mi? Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Evet. Hangi boşluklarmış bunlar? Aşağıdaki boşluklar. Tabii her zaman daki, deki şeklinde kullanmaz. Sadece ki de, mesela karşıdaki dağlar çok güzel yerine karşıki dağlar çok güzel de diyebilir. Yine sıfat yapan ki'dir. Çünkü dağlar hangi dağlarmış? Karşıki dağlar. Yine sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Bu şekilde yazılır. Kullanılabiliyor yani. Tabii tabii hocam. Böyle de kullanılıyor. Genelde böyledir. Daki deki şeklindedir ama nadir de olsa karşıki ya da aşağıki boşlukları doldurun falan bazen karşımıza çıkabiliyor. Evet, gündelik dilde çok oluyor. Sıfat yapıyorsa arkadaşlar bitişik yazılır. Buna dikkat edelim. Geçelim diğer kuralımıza. Zamir yapan ki her zaman bitişik yazılır. Genellikle imki, inki, inki ya da ünki, unki şeklinde yazılır. Benim arabam senin arabandan daha güzel dememiş. Seninkinden demiş. Yani buradaki ki araba isminin yerine geçen bir zamir yapmış. Zamir olan, zamir yapan ki ekide arkadaşlar bitişik yazılıyor. Diğer örneğimize bakalım. Silgin yoksa benimkini kullan. Yani benim silgim değil mi? Yine silgi isminin yerine geçen bir zamir yapmış ki eki. Dolayısıyla bitişik yazılıyor. Son örneğimiz, o kitap benim, onunki şurada. Onun kitabı değil mi? Yine kitap isminin yerine geçen bir zamir yapmış. Dikkat edin arkadaşlar. Sıfat yapan ki neydi? Daki, deki. Zamir yapan ki yine imki, inki. Yani daki, deki şeklindeyse, imki, inki şeklindeyse her zaman bitişik yazıyoruz. Geldik şimdi ayrı yazılan ki'ye. Bağlaç olan ki'dir bu. Her zaman ama her zaman ayrı yazılır. Bakalım örneklerimize. Düzenli çalış ki istediğin yeri kazanabilesin. Şimdi çalış ki. Sıfat yapmıyor. Zamir de yapmıyor. Evet. Bir de baskılı okuyorum zaten, vurgulu okuyorum değil mi? Çalış ki
diyorum böyle, yükleniyorum oraya. Kazanabilmenin şartı gibi. Evet, şart anlamı veriyor değil mi burada? Şart anlamıyla bir bağlantı kuruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bağlaç olduğu için bitişik yazılır. Özür dilerim. Kafa gitti. Ayrı yazılır arkadaşlar. Ayırmışız. Aman özür dilerim tekrar. Diğer örneğimize bakalım. Ben konuyu anlamadım ki soruları çözebileyim. Yine bağlaç olan ki'dir. Vurgulu okurum, baskılı okurum ve ayrı yazarım. Bir de son örneğimize bakalım. Devamını getirmeye de bilir cümlenin. Zaten tipinden anlaşılıyor değil mi? Öyle bir uyumuşum ki. Derken uyumuş tekrar. Evet. Derken evet, cümle bitmemiş zaten. Direkt yine uykuya dalmış. Burada arkadaşlar işin kolayı şudur. Ki'yi gördüğümüz yere lerlar ekini getirmeye çalışalım. Uyuyorsa bitişik yazılır. Yani bir mantıksızlık olmuyorsa bitişik yazılır. Mesela bakalım. Benim arabam seninkinden daha yeni. Seninki, seninkiler. Ki'den sonra ya. Evet. Benimki, benimkiler. Ya da onunki, onunkiler. Ya da sıfat oluyor. Yapana bakalım. Bakalım hocam. Karşıdakiler. Karşıdakiler. Kitaptakiler. Kitaptakiler. Aşağıdakiler. Bakın lerler eki geldiğinde yadırgamıyoruz. Bir mantıksızlık olmuyor. Lerler ekini getirebiliyorsam bitişik yazılır. Ama bakın bağlaç olan ki'ye getiremiyorum. Düzenli çalış kiler. Kiler. Saçma oluyor. Evet. Ben konuyu anlamadım kiler. Evet. Anladım ki evet. Olmuyor değil çok mi? Çok pratik bir yol. Çok pratik bir yöntemdir arkadaşlar. Ki'yi gördüğümüz yere getirelim lerler ekini, getirmeye çalışalım. Bir mantıksızlık olmuyorsa bitişik yaz. Ama bir mantıksızlık, bu ne ya, böyle bir kelime yok diyorsan onu ayrı yazabilirsin. Öyle bir uyumuşum kiler diyemezsin. Ha lerler getiremiyorsam ben bunu ayrı yazarım. Tabii arkadaşlar bu kuralı unutmayın ama önemli bir notumuz var. Madem ki, oysa ki, sanki, halbuki, çünkü, için belki. Ki. Evet bu aslında için ki değil mi? Eski Osmanlı Türkçesinden gelen zamanla çünkü şekline gelen bir birleşik bağlacımız. Bunlar arkadaşlar, ya da belki değil mi? Bunlar kalıplaşmış kelimeler, kalıplaşmış bağlaçlar. Yani monoblok, böyle tek blok ifadeler olduğu için bunlar kural gereği bitişik yazılır arkadaşlar. Bunlardan zaman zaman sorular geliyor. Bunlara dikkat edelim diyoruz ve buyurun hocam. Bir sorum var hocam. Tabii ki. İllaki nasıl yazılır? Bu kalıplaşmış bir bağlaç değildir hocam. Bunu ayrı yazarız. Yani o iş illaki gerçekleşecek ama dediğimizde. Ama illaki tek başına da biz çok kullanıyoruz. Tabii tabii tek başına da kullanabilir. Burada da şey var. Gerçi mesela madem oysa, ya da oysa. Ama madem ki ve oysa ki yine daha güzel oluyor değil mi? Daha çok kullanıyoruz. Bunlar dediğimiz gibi kalıplaşmış bağlaçlardır. Bunları kural gereği kalıplaştıkları için arkadaşlar her zaman bitişik yazıyoruz. Ve mi'nin, de'nin ve ki'nin yazımı videomuzu burada tamamlıyoruz. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.